Bismillahirrahmanirrahim ve binestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Cümle tahiyyat ol hakimi ezel ve hakimi ezeli ve rahman lemezeli elyaktır ki bizi İslamiyetle serfiraz ve şeriat-ı garra ile sırat müstakime hidayet etmiştir. Öyle bir şeriat ki akıl ve nakil, dest ve best ittifak vererek ol şeriatın hakaikın hakkaniyetini tasdik etmişlerdir. Öyle hakaik ki kökleri hakikat zemininde rüsuh ile beraber dal ve budakları kemalatın göklerine yükselip intişar edip. Öyle furuat ki meyveleri saadet dareindir ve bizi Kur'an-ı muciz ile irşad eylemiş. Öyle kitap ki kaideleri ile hilkat-ı alemin kitabından dest-i kader ve kalem-i hikmet ile mektup ve cari olan kavanin-i amikay dakikay ilahiyeyi izhar ettiğinden ahkam-ı adilenesiyle nev-i beşen nizam ve müvazenet terakkisine kefil-i mutlak ve üstad-ı kül olmuştur. Yani burada muhakematta geçiyor. Bu muhakematın girişi sayfa 7 ve 8'de geçiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salavatla başlıyor ve diyor ki bizi İslamiyetle serfiraz ve şeriat-ı garra ile sırat-ı müstakime hidayet etmiştir Cenab-ı Hak. Ve öyle bir şeriat ki akıl ve nakil, dest ve best yani el ele ittifak ederek o şeriatın hakaikını, hakkaniyetini tasdik etmişlerdir akıl ve nakil. Öyle hakaik ki, öyle hakikatler ki kökleri hakikat zemininde rüsuh ile beraber yani ilim ve fennin derinliklerine vukufiyet, sağlamlık, devamlılık, maharet, meleke anlamına geliyor bu. Dal ve budak ve kemalatın göklerine yükselip intişar edip. Öyle füruat yani esasdan olmayıp geniş bilgide ortaya çıkan meseleler ki meyveleri saadet-i dareindir ve bizi Kur'an-ı Muciz ile irşad eylemiştir. Yani bu derslerimizin mesela bir mahiyeti de budur. Füruat meselesidir. Yani bu detay anlamına gelen veya amele bakan, amelde, pratikte olan füruat kelimesi değil. Esas da olmayıp geniş bilgide ortaya çıkan meseleler. Yani bir araya geldiğimizde farklı yerlerde, farklı zamanlarda, mekanlarda aynı düşünce, aynı hislerle bir yere müteveccüh olduğumuzda aynı manaya farklı pencerelerden baktığımızda geniş manalar, daha farklı manalar ortaya çıkıyor. Bu da buradaki tabirle füruat meselesine dahil oluyor. Peki bunun meyveleri nedir? Bunun devamında diyor ki meyveler saadet-i dareindir. İki cihan saadetidir. Yani bu aynı zamanda sahabe anlamına da geliyor. Sahabe bildiğiniz gibi normalde sohbet arkadaşı demektir. Yani bizler birbirimize bu cihetle sahabe yani sohbet arkadaşı oluyoruz. Bu cihetle sohbet arkadaşı olmamızın da hem dünya hem de ahirete bakan meyveler oluyor. Dünyaya bakan meyvelerine baktığımızda bizim gibi düşünen, bizim gibi anlayan, yani özellikle benim gibi düşünen, benim gibi anlayan, benim gibi bakan insanlar var deyip İnsanın kendi o küçük alemi bir de imbisat ediyor, genişliyor. Ve ahirete bakan cihete baktığımızda da mevzularımız, sohbetlerimiz hep imani ve İslami olduğu için ahirette de meyve veriyor. Öyle kitap ki kaideleriyle hilkat alemin kitabından dest-i kader ve kalem hikmet ile mektup ve cari olan kavani amikay dakikay ilahiyeyi izhar ettiğinden yani bu şeyin kelimenin anlamı şu: Allah tarafından konulan kanunların çok ince araştırma ve düşüncelerle ancak anlaşılabilmesi. Yani Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu adetullah kanunlarının bazıları çok ince düşünceler, araştırmalar neticesinde ancak anlaşılabiliyor. Kavanin amikay dakikay ilahiyenin anlamı bu manaya geliyor. Ahkam-ı adilanesinde nev-i beşerin nizam ve müvazenet ve terakkisine kefil-i mutlak ve üstad-ı kül olmuştur.
Salavat-ı bi nihaye ol server-i kainat ve fahri alemi hediye olsun ki alem enva ve ecnasıyla onun risaletine şehadet ve mucizelerine delalet ve hazine-i gayb ve hazine-i gaybtan getirdiği metai aliye delallık ediyor. Güya aleme teşrif ettiğinden her bir nev kendi lisan-ı mahsusuyla alkışladığı gibi Sultan-ı Ezel ve Asuman evtarını intak edip her bir tel başka lisan ile mucizatının namatını inşaat etmekle o sadayı şirin bu kubbe-i minada ilelebet taninendaz etmiştir. Muhakemat sayfa 7 ve 8'de geçiyor. Şimdi Risale-i Nur'dan, külliyattan Risale-i Nur'un mahiyeti ve okumak üzerine kısımlar derledik. Bu akşam inşallah bunları beraber mülahaza edeceğiz, mütalaa edeceğiz. Şayet katkısı olmak isteyen abilerimiz, kardeşlerimiz olursa onlar da katılabilirler. Şuallar 547'de diyor ki, iman hakikatları Risale-i Nur'da gayet kuvvetli deliller ve açık misaller ile anlatıldığı için okudukça imanım kuvvetlenmiştir. Lemalar 253'te okudukça yalnız ilmel yakın ile değil, aynel yakın ile çok kıymetli envarından 9 mertebe-i hasbiye bana inkişaf etti diyor. Yani baktığımızda bu manaların açılması, imanın kuvvetlenmesi, ilmel yakından aynel yakine, aynel yakından hakkal yakine geçebilmesinin temel şartı nedir? Okumak. O mütefekkir yolcu her sayfayı okudukça saadet anahtarı olan iman kuvvetlenip ve manevi terakkiyatın miftahı olan marifeti ziyadeleşip ve bütün kemalatın esası ve madeni olan iman-ı billah hakikati bir derece daha inkişaf edip çok zevkleri ve lezzetleri verdikçe onun merakını şiddetle tahrik ettiğinden sema, cev ve arzı mükemmel ve kat'i derslerini okumaya, araştırmaya, dinlemeye devam ediyor. Bu Ayetül Kübra'da geçen kısımdı. Barla 51'de insan okudukça okuyor ve namütenahi bir zevk-i manevi hissederek hiç elinden bırakmak istemiyor. Gene Barla 71'de bana öyle geliyor ki manevi saadete küşade bulunan ruhum kıymetli risaleler okudukça, yazdıkça gitgide bir zevk-i manevi, bir saadet ebedi hazırlıklarıyla coşacak. Sözler okudukça bütün mevcudiyetim bir ıssızlık içinde parlayacak zannettim. Bunların tamamı böyle okumanın manası ve o zaman Saf ve Vel abilerin Risale-i Nur'ları ilk okuduklarında anladıkları bu hissi manadaki ifadelerini okuyoruz burada. Baktığımızda hepsinde gene her şey okumak çevresinde dönüyor. Okudukça saadet anahtarı olan imanı kuvvetlenmesi, insan okudukça namütenahi bir zevki manevi hissederek okumayı bırakmak istememesi, okudukça, yazdıkça bir zevki manevi, bir saadet-i ebedi ruhuna insan akması. Gene Barla 96'da okudukça doymak ve usanmak bilinmeyen ve her okudukça dünya lezzetinden bin kat fazla lezzet veren ve kararmış kalpleri nurlandıran ve bize bizim lisanımızla hallerimizi teşrih ve tarik hakkı gösteren Risale-i Pür Nurlarınız. Gene Barla 106'da Risale'nin ruhuma ilka eylediği nurani feyizleri karşısında okudukça okumak ihtiyacım artıyordu. Risale'nin ruhuma ilka eylediği nurani feyizleri karşısında okudukça okumak ihtiyacım artıyordu. Gene Barla 130'da okudukça hasıl olan şevk-i lezzet hesaba gelmez. Gene Barla 141'de risaleleri okudukça şeytan lain
ve nefsin hilelerini ve evhamlarını cehennemin dibine atıyordu. Okudukça risaleler feyzaver nurları saçıyorlar. Okudukça iştiyak getiriyorlar, usanç vermiyorlar. Risaleler okudukça başka başka iman halleri telkin ediyorlar. Ve Halık Rahim'e karşı olan adabımıza bile halel gelmeyeceğini okudukça vazifedeki şevk ve gayretimiz artıyordu. Yine buralara bakmış olduğumuzda bir nur talebesinin eline Risale-i Nur alarak okumaya başladığında kitabını ruhunda uyanan manalar oluşuyor. Yani şöyle bir düşüncem var. Bizler okumakla dimağımızı temizliyoruz. Yani tahayyülümüzü, tasavvurumuzu, tahakkülümüzü, tasdikimizi, izanımızı, iltizamımızı. Bu şekilde biz okumakla bunları tasaffi ediyoruz. Yani biz aslında ilim tahsil etmiyoruz okumakla. Biz okumakla dimağımızı muhafaza ediyoruz. Dimağımızı temizliyoruz. Temiz olan dimağa da daha sonra mana aleminden manalar geliyor. Yani hiçbir şey yokken okumaya başlıyoruz. Bir müddet sonra bak şöyle bir mana anladım diyoruz. Daha sonra başka bir mana anladım diyoruz. Ve bunların hepsi mana aleminden bizim dimağımıza gelen böyle katreler, reşalar şeklinde oluyor. Dolayısıyla biz okumakla aslında ilim tahsil etmiyoruz. Okumakla mana alemini kendimize celbediyoruz. Yani biz mana alemine müteveccih oluruz okumakla. Mana aleminde biz ona müteveccih olduğumuz için o da bize müteveccih oluyor. Bu karşılıklı olan etkileşimde mana alemlerine bize katriler, mana katrileri, mana reşalları böyle alemimize geliyor. Okudukça risaleler feyzaver nurları saçıyor. Okudukça iştiyak getiriyorlar, usanç vermiyorlar. Mesela bazen oluyor ki elimize kitap alıyoruz. 3 sayfa, 5 sayfa okurken sıkılıyoruz. Ama bu 3'ü 5'i geçtikten sonra artık bakıyoruz ki okumaktan sıkılmıyoruz. Bunun temel sebebi şöyle. Yani bizler içtimai hayata çıktığımız zaman adeta her bir anda yüzer günahlara karşı karşıya kalıyoruz. Bu yüzer günahlarla karşı karşıya kalmamız neticesinde yani nur ve ateş sürekli böyle birbirle mübareze halinde. Yani çarpışma halinde. Biz elimize ilk olarak kitabı alıp okumaya başladığımız zaman nur ve nar çarpışmasından geldiğimiz için ruhumuz bir parça hırçın oluyor ve yorgun oluyor. Ama biz bu 3 sayfayı, 5 sayfayı okuduktan sonra artık ruhumuz tekrar nurlara müteveccih oluyor. Nur ve nurani manaları almaya uygun hale geliyor bu kısa 3-5 sayfa okumakla. Okumaya devam ettiğimiz müddetçe de artık bu sıkılmalar, sıkıntılar ortadan kalkıyor. Ve okudukça iştiyak getiriyorlar, usanç vermiyorlar diyor Barla 144. Bu risaleleri okudukça ruhum güller gibi açılıyor. Hayat-ı faniyeden gelen alam ve meşakkati kaldırıp atıyor. Az önce ifade etmiş olduğum gibi okudukça ruhum güller gibi açılıyor. Hayat-ı faniyeden gelen alam ve meşakkati kaldırıp atıyor. Demek ki içtimai hayatın, sosyal hayatın, günlük hayatın getirmiş olduğu elemler ve meşakkatlerin ortadan kaldırılmasının bir yolu nedir? Bizim düzenli olarak kitap okuyabilmemizden geçiyor. Okudukça hissedilen manevi sürur-u füyüzatın haddi hududu bulunmaz bir umman feyizdir. Okudukça hissedilen manevi sürur-u füyüzatın haddi hududu bulunmaz bir umman feyizdir.
Bir de bu başka bir mana. Feyiz ve şevk manası var. Şevk ise matiyedir diye başka bir yere geçiyor. Yani bizler okumakla şevkleniyoruz. Şevkimiz olduğu müddetçe de okumaya devam ediyoruz ve hizmette gayet aktif bir şekilde bulunabiliyoruz. Peki bizim hizmette aktif bir şekilde bulunabilmemizin yolu nereden geçiyor? Şevkimizin olmasına. Peki şevk neye bağlı? Bu da okumalarımızın düzenli olabilmesine bağlı. Yani biz ne kadar şevksizsek o kadar az okuyoruz gibi bir mana oluşuyor. Tabi bazen de Kastamonu 9'da geçen kabz ve bast taliyetine düçar oluyoruz. Kabz ve bast taliyeti arasında gitgeller yaşayarak çeşitli sıkıntılar da çekebiliyoruz. Gene bu sıkıntılardan kurtulmanın yolu da düzenli olarak okuyabilmek, derslere gidebilmek ve nur talebesi olan abi ve kardeşlerimizle irtibatımızı devam ettirmekten geçiyor. Yoksa aksi takdirde insanın sıkıntısı daha da artıyor. Bu defa da gaye-i hayal olmadığı için veya gaye-i hayalden uzaklaştığı için insanın zihni enelere dönüyor. Yani kendine dönüyor. Kendisini düşünüyor. Kendisinin düşünmesinin neticesinde de sıkıntılar baş gösteriyor. Gene Bara layıkasından İhlas hakkında evvelce ve bilhassa sonra ihsan edilen risaleleri okudukça vücudumun ağrıdığını ve her zerresinin titrediğini, müteaddit diyarlardan tevellüt eden kurtlar oynamaya başlayınca en ahmak ve eblehçe hareketlerimi gösterdiler. Burada da İhlas Risalesi'nde var olan bir tılsım. Bundan bahsediyor. İhlas hakkında evvelce ve bilhassa sonra ihsan edilen risaleleri okudukça vücudumun ağrıdığını ve her zerresinin titrediğini, müteaddit diyarlardan tevellüt eden kurtlar oynamaya başlayınca en ahmak ve eblehçe hareketlerimi gösterdiler. Mesela İhlasla bir hareket yaptığımız zaman, ihlaslı bir şeyler söylediğimiz zaman, bir hizmette bulunduğumuz zaman vücudumuzda, alemimizde herhangi bir belirti olmuyor. Fakat riyakârâne yapmış olduğumuz bir okumadan, bir hizmetten, işte insanlar görsünler, ben de buradayım, görüneyim, ben de bilineyim gibi riyakârâne bir şey yaptığımızda, bu defa ihlasa dair şeyler okuduğumuzda ruhumuzda bu kurtlar oynamaya başlıyor. Bak sen geçen işte böyle böyle riyakarane bir iş yapmıştın. Geçen de böyle bir şey yapmıştın gibi şeyler hissettirerek ruhumuzda bu riya kurtlarını oynatarak bize vicdan azabı veriyor. Aslında yapmış olduğumuz bir şeyden rahatsız olmamız, vicdan azabı çekmemiz bu iyi bir şeydir. Çünkü bizim vicdanımızın ölmediğini gösteriyor. Vicdanımızın kurumadığını gösteriyor. Ve vicdan sahibi olduğumuzda veya vicdanımızı hissettiğimizde riyakarane yapmış olduğumuz şeylerden de tevbe ve istiğfara sebep oluyor. Mesela Yunus Aleyhisselam bahsinde ve devamında gelen Eyüp Aleyhisselam bahsinde bu günahlarla ilgili şöyle bir şey geçiyor benim anladığım bir mana. Günah insanı mütevazi yapıyor. Ya o zaman iyi hadi günah işleyelim gibi anlaşılmasın bu. Şimdi herkes alemini düşündüğü zaman çeşit çeşit günahlar aklına gelebiliyor. Falan zamanda böyle bir günah işlemiştim. Falan yere gene böyle bir günah işlemiştim şeklinde. İnsan günahını düşündüğü zaman veya günah aklına geldiği zaman başını eğip dua edebiliyor. Tevbe istiğfar edebiliyor. Ama günahlardan aşırı derecede uzak kalmaya çalışan, günahlardan kendini tecrit etmiş olan kimselere baktığımız zaman veya günahı aklına gelmeyen kimselere baktığımız zaman onların başı böyle dik ve mağrur oluyor. Dolayısıyla bizim işlediğimiz günahlar bizleri mütevazi ediyor. Yani bir insan ne kadar mütevazi ise
günahlarının, hatalarının farkında o kadar çok varmıştır diyebiliriz. Hani diyor ya, nefsin gururu kırılması, kusurunu anlayan istiğfar eder, istiğfar eden tevbe eder şeklinde lemalarda geçen. Bu cihete baktığımızda biz de günahlarımızı, hatalarımızı daima gözümüzün önünde tutarsak biz de mütevazı oluyoruz. Ve bu şekilde de okumalarımızı yaptığımızda, yani günahlarımızın getirmiş olduğu aczimizi, fakrımızı, ihtiyacımızı düşünerek, tefekkür ederek okuduğumuz zaman okumamız daha kaliteli oluyor. Daha fazla istifadeli oluyor. Fakat gafletle veya çeşitli meşguliyetlerle okuma yaptığımız zannettiğimiz okumalarımızda ise ben ne okudum gibi şeklinde şeyler gelebiliyor. Gene tarihçi hayattan okumaya devam ediyorum. Risale-i Nur'u himmet ve dualarınızla dikkat ve tefekkürle okudukça bu muazzam eser külliyatının tılsım-ı kainatın muammasını keşf ve halleden bir keşşaf olduğunu, hal ve istikbalin bir mürşid ekberi ve bir rehber-i azamı olduğunu yine dua ve himmetinizle idrak ediyoruz. Risale-i Nur'u dikkat ve tefekkürle okudukça bu muazzam eser külliyatının tılsım-ı kainatın muammasını keşf ve halleden bir keşşaf olduğunu, hal ve istikbalin bir mürşid-i ekberi ve bir rehber-i azamı olduğunu yine dua ve himmetinizle idrak ediyoruz. Yani burada şöyle bir şey var. Risale-i Nur'u dikkat ve tefekkürle okudukça bu manalar anlaşılıyor. Yoksa Risale-i Nur'u lakaydane veya üstün körü okudukça ve okumak için okudukça Risale-i Nur'un hakiki manası, Risale-i Nur'un hakiki makamı anlaşılmadığı, fark edilmediği, idrak edilmediği için Risale-i Nur'dan tam manasıyla istifade edemiyoruz. Tabi Risale-i Nur şimdinin, yani istikbalin şimdinin bir müşri ekberi şeklinde baktığımızda biz bu müşri ekbere tabi olduğumuz zaman karşımıza 114 tane mürşit çıkıyor. Yani Risale-i Nur bir üst başlık. Onun da 114 tane bahsi var. 114 Risale şeklinde. Bu 114 mürşide kendimizi tabi kıldığımız zaman, yani kendimizi o mürşitlere tabi kıldığımız zaman her bir hareketimiz, her bir düşüncemiz, her bir fiilimiz istikamete giriyor. Yani sünnet-i seniyye çizgisinde olmaya gayret ediyoruz. Tabi bu neyle oluyor? Dikkat ve tefekkürle okumakla. Yoksa dikkat ve tefekkürle okumazsak birçok manadan, feyizden, nurdan hissemiz azalıyor. Hanımlar rehberinde şöyle bir tabir geçiyor gene. Risale-i Nur'u himmet ve duanızla dikkat ve tefekkürle okudukça. Gene aynı cümle, aynı metin, aynı paragraf hem hanımlar rehberinde hem hizmet hem tarihçi hayatta geçiyor. Fakat hanımlar rehberinde de şöyle bir şey geçiyor devamında. Okudukça, dinledikçe çok mesrur oluyoruz diyor. Tarihçi hayattakinden farklı olarak. Okudukça bir, dinledikçe çok mesrur oluyoruz. Yani okumak ve dinlemeyi şu şekilde, okumayı herkes kendisi yapabiliyor. Dinlemeyi de herhangi bir abiyle, herhangi bir kardeşle bir araya geldiğimizde normal hal hatırdan sonra işte buyur bir yer oku şeklinde kitabı verip küçük bir yer okumasıyla da alemimiz tenevvür ediyor. O küçücük okumadan bile insanın ruhu mesrur oluyor. Yani bir lezzet alıyor, bir sürur, sevinç duyuyor. Nur, gene hanımlar rehberine şöyle bir ibare geçiyor. Nur risalelerini okudukça imanımıza, mukaddes dinimize bağlılığımız ziyadeleşti. Nurlar okudukça dinimize,
imanımıza zarar veren şeyleri ayırt etmeye başladık. Okudukça okumak şevki doğuyor. Evet, Risale-i Nur okudukça Kur'an nuru içinize dolacak, o Kur'ani hakikatler aklınızı ve kalbinizi temir edecek ve imanınızı inkişaf ettirecek. Hanımlar rehberinde geçiyor bu tabirler. Okudukça dinimize, imanımıza zarar veren şeyleri ayırt etmeye başladı. Çünkü sebebi nedir? Taklidi imandan tahkiki imana doğru adım atmaya başladık. İlmel yakinden aynel yakine, hakkal yakine kadar gidecek olan bir yolda adım atmaya başladık. Bunun neticesinde de ne oluyor? Dinimize zarar verecek olan hareketleri, düşünceleri öğrenmeye başlıyoruz. Ve kendimizi buna göre bir murakabe, yani otokontrole tabi tutuyoruz. Neticesinde de salih ve saliha insanlar olarak içtimai hayatta görünüyoruz. Kendi alemimizde de suretimizi ve siretimizi buna göre değiştirebiliyoruz. Muzur olan şeylerden uzak kalmak gayretinde olarak. Gene gençlik rehberinde kendini tekrar tekrar zevkle ve şevkle okutan bu şaheser külliyatını okudukça anlayışınız ziyadeleşecektir. Dikkatle okuduktan sonra tamamını teenni ile mütalaa eyle. Gençlik rehberinde geçen bu cümle, kendini tekrar tekrar zevkle ve şevkle okutan bu şaheser külliyatını okudukça anlayışınız ziyadeleşecektir. Yani bir okumanın getirmiş olduğu insan dimağına bakan bir dinçlik var. Bir de ilimlerin esası, ilimlerin şahı, ilimlerin padişahı olan iman ilmiyle meşgul olmaktan gelen başka bir şevk ve surur ve dinçlik var. Aslında biz Risale-i Nur'u okurken, Risale-i Nur külliyatını mütalaa ederken aslında kendi alemimizdeki manaları görüyoruz. Yani Risale-i Nur bir araçtır, bu gözlük gibi. Hakikatleri görmeye, göstermeye ve daha güzel görüp göstermeye yarıyor. Hani diyor ya, küfür bir gözlüktür, zulmetli bir gözlüktür. İman ise nur ve nurani bir gözlüktür diye 29. Leman'ın tercümesinde şuaların sonunda yazıyor. Tıpkı bunun gibi Risale-i Nur da bakmış olduğumuz yerde marifetullah ve muhabbetullah nurlarını insana gösterdiği için Risale-i Nur'un okuyucusuna, Risale-i Nur'u mütalaa eden o insana bir anlayış ziyadeliği katıyor. Dikkatle okuduktan sonra, Risale-i Nur külliyatını dikkatle okuduktan sonra tamamını teenni ile mütalaa ile. Yani anlamanın temel yolu nedir? İnsan Risale-i Nur okurken kendisini Risale-i Nur'un sayfalarına, Risale-i Nur'un şefkatli kollarına bırakması gerekiyor. İşte ben anlayacağım, anlamam gerekiyor şeklinde bir düşünceyle Risale-i Nur okursa Risale-i Nur kendisini kolay kolay ona açmıyor. Ama insan aczini, fakrını anlayarak Risale-i Nur'un kollarına kendisini bırakırsa hiç farkında olmadan Risale-i Nur'u anlamaya başladığını görecektir. Dolayısıyla peki anlamaktan mesela bir metot olarak, bir tarz olarak bir paragrafı okuyoruz veya birinci sözü okuyoruz. Bir defa baştan sona birinci sözü okuyalım. Birinci sözü baştan sona bir defa okuduktan sonra tekrar geriye dönelim anlamak için, anlamak istiyorsak teenni ile, dikkat ile, tefekkür ile tekrar okuyalım. Burada hangi manalar var? Burada ne anlatılmak isteniyor şeklinde teenni ile okursak istifademiz daha da artacaktır. Bu da şualar 5'te geçiyor. Mektubat 355'te tuttum kendimi ona muhatap addederek o kitabı bana hitap ediyor gibi okudum. Burada Üstad Hazretleri Şeyh-i Gelani Hazretleri'nin Fütuhul Gayb eserinde bahsediyor.
kendimi ona muhatap ederek okudum diyor. Ruhumda dehşetli ameliyatı cerrahiye yaptı diye kitapta devam ediyor. Yani biz de kendimizi Risale-i Nur'a muhatap olarak düşünecek olursak, Risale-i Nur'u okumak, anlamak gayretinde bir muhatap, bir ayna veya bir boş beyaz sayfa veya bir sinema perdesi gibi düşünecek olursak, Risale-i Nur bizim ruhumuzda da aynı şekilde ameliyatı cerrahiye yapıyor. Ve kendinde var olan nurları bizim alemimize gönderiyor. Bunun şartı ne peki? Kendimizi Risale-i Nur'a muhatap addederek okumaya çalışmak. Yani bu bana hitap ediyor. Üstadımın dediği gibi ey nefsim diye bana hitap ediyor diyor. Yani daha önceki mesela asırlarda yazılmış olan, telif edilmiş olan kitaplara baktığımız zaman ey insan, ey gulam gibi tabirler geçiyor. Yani kitap hep karşı tarafa dönüyor. Ama üstad zamanına geldiğinde artık kitap kendine dönüyor. Ey nefsim diyor. Ey nefsim dediği için üstad da hem kendine bunları hitap ediyor şeklinde okuyor. Hem de biz okurlarına da, Risale-i Nur okuyucularına da ey nefsim, ey nefsim diyerek enaniyetimizi törpülemeyi, nefse emaremizi izale etmeyi ve onu ıslah etmeyi öğretiyor. Yani ey insanlar yerine ey nefsim şeklinde hitap etmesiyle. Barlı 36'da defaatle, dikkatle, merakla, muhabbetle, lezzetle okudum diyor. Yani okumadan lezzet almanın bir yolu nedir? Defaatle okumak, dikkatle okumak, merakla okumak, muhabbetle okumak. Bunun neticesinde ne oluyor? Okuduğumuz yerden lezzet alıyoruz. Gene Barlı 67'de kemal hasretle alarak müftehirane okudum. Kemal hasretle alarak, yani daha önce düşünün ki bir Kastamonlu harikası veya küçük sözler belki 25-30 defa okunmuştur. Daha fazla okuyanlarımız da vardır. Veya eline ilk defa alanlar da vardır. Burada biz ne kadar okumuş olursak olalım, ilk defa elimize alıyor gibi ve uzun zamandır görmediğimiz bir sevdiğimizi, bir dostumuzu sanki yeni görmüş gibi, uzun zamandan sonra ilk defa görmüş gibi ona hasretle sarıldığımız, muhabbet ettiğimiz gibi bir aşkla Risale-i Nur'a yaklaşır, elimize kitabımızı alır, okumaya başlarsak gene Risale-i Nur'dan müftehirane lezzetler alacağımız aşikardır. Peki bunlar karşısında ne yapmamız gerekiyor diye külliyata sorarsak, Şualar 193 bize diyor ki Risale-i Nur okumak ve okutmakla tam terbiye almak lazım geliyor. Ne yapmamız gerekiyor? Risale-i Nur'u okumak ve okutmakla Risale-i Nur'dan tam terbiye almamız gerekiyor. Biz Risale-i Nur'dan bu şekilde okumak ve okutmakla terbiye alırsak hem ruhumuz, hem dimağımız, hem de bizim çevremizdeki insanlar Risale-i Nur'un bu tesirini görerek Kur'an'ın nurlarına daha fazla aşina olup bunlara müteveccih oluyor. Yani düşünün ki bir yolda gidiyoruz, araba kullanıyoruz. Diyor ki işte Ankara'ya 80 kilometre. Yolla devam ederken keskin viraj tabelasını görüyoruz. Veya başka bir tabelayı görüyoruz. Bu defa biz ne yapıyoruz? Burada keskin viraj var diyoruz. Ve orada hızımızı düşürüyoruz. Veya başka şeyler yapıyoruz. Tıpkı bunun gibi Risale-i Nur'u dikkat, tefekkürle okuyan ve üzerinde Risale-i Nur kisvesi görünen kimseler toplumda daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bunlar topluma yön veren bu trafikteki levhalar gibi oluyor. Toplumsal hayatta bir nur talebesi Risale-i Nur'la topluma yön verme vazifesinden vazgeçerse
veya bu vazifeyi ifa etmezse, bu keskin virajın olduğu yerdeki tabelaların sökülüp atılmasıyla birçok insanın kaza yapmasına vesile olacağı gibi maddi ve manevi helaketlere sebep olabiliyor. O halde şuaların bize demiş olduğu gibi Risale-i Nur okumak ve okutmakla tam terbiye almak lazım geliyor. Yine şualarda nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet, tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor. Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet, tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor. Yani ben bugün hizmet hayatı olarak düşünecek olursak risale yazamadık. Tamam. Okuyabildik mi? Onu da yapamadık. O zaman en azından dinlemek gayretinde olmalı. Yani ya okumak, ya dinlemek, ya yazmak. Ama temel şey nedir? Risale-i Nur'la meşgul olmak burada. Yani bizler Risale-i Nur'la günlük hayatımızda ne kadar meşgul olursak, kalbimizde ferah, ruhumuzda rahat, rızkımızda bereket ve vücudumuzda sıhhat hissediyoruz. Şualar 486'da geçiyor. Şu anda mesela bu zamana kadar belki bu Covid zamanına kadar veya sıhhat yerinde olanlar şu son kelimeyi belki fark etmemiştir. Vücuda sıhhat veriyor. Şimdi kalpte rahat, işte ruhta rahatlık, maişette bereket gibi şeyleri Emirdağ laikasından hatırlıyoruz ama şualarda böyle bir cümle geçiyor. Vücuda sıhhat veriyor diyor. Sayfa 486'da geçiyor. Demek ki biz kalbimizde bir inşirah, ferahlık, ruhumuzda bir rahatlık, dimağımızda bir lezzet, rızkımızda bir bereket ve vücudumuzda sıhhat istiyorsak Risale-i Nur'la olan meşguliyetimizi ciddi manada arttırmamız gerekiyor. Ve ciddi manada Risale-i Nur'la meşgul olmamız gerekiyor. Gene şualar 549'da ilmi, imani ve ciddi eserler olan Risale-i Nur. O kadar büyük bir şevk ve aşkla ve o kadar sonsuz bir hazla okunuyor ki sadık okuyucuların defalarca okumak gibi kuvvetli bir arzuya sahip ediyor. İlmi, imani ve ciddi eserler olan Risale-i Nur o kadar büyük bir şevk ve aşkla ve o kadar sonsuz bir hazla okunuyor ki sadık okuyucuların defalarca okumak gibi kuvvetli bir arzuya sahip ediyor. Şualar 549. Yani hizmet hayatının temel çarklarından birisi olan mesela ehli hizmet ve vakıf abilerimiz var. Yani dünyadan kendisini tecerrüt ediyor, tecrit ediyor. Bu tecrit ve tecerrüt içinde Risale-i Nur hizmetiyle meşgul oluyor. Risale-i Nur hizmetiyle meşgul olan bu abilerimize baktığımız zaman belki bir eseri binlerce defa okuyorlar. Bildiğim mesela bir Hamit abi var. Muhakemat eserini 1500 defa okumuş. Muhakemat eseri sadece. Veya Üstad Hazretleri'nin hayatına baktığımız zaman Haşir Risalesini 200 defa okumuşum ama belki yeni görüyorum gibi tekrar okuyorum diyor. Demek ki Risale-i Nur ilmi, imani ve ciddi bir eser olduğu için kendisini defaatle okutuyor. Normal bir yazarın bir kitabını elinize alıp okuduğunuz zaman bir defa okuyup bir köşeye atarsınız. Ama Risale-i Nur gibi ilmi, imani ve insanın kalp, ruh hayatına bir bütünlük ve dinçlik katan eseri bakıyoruz, defalarca ömür boyu okuyabiliyoruz. Barla laikasında diyor ki bir defa okumak kafi değil. Tevafuk Barla laikasında da bir defa okumak kafi değil diyor Risaleleri. Gene Barla laikasında sözleri okumak zamanında sendeki hissiyat-ı aliye ve fazla inkişaf ve fedakaran hamiyet-i dini galeyanının sırrı şudur ki diyor. Burada Hulusi abiye hitap eden bir mektubun bir kısmı
cemaate sözler okumak zamanında, yani bir insan bir abimize, bir kardeşimize ders okuduğunda veya kendi aleminde mütalaada bulunduğu zaman farklı farklı hissiyatlar, manalar bu ders okuyanın, kitap okuyanın, mütalaa edenin üzerinde gözüküyor. Bunun temel sebebi de nedir? Dellal-ı Kur'an olan Said'in makamına muvakkaten oturduğumuz için. Yoksa ders okuduğumuzda gelen o manalar bizim şahsımızdan veya kemalatımızdan değil, Dellal-ı Kur'an olan Said'in makamına muvakkaten oturduğumuz için oluyor. Gene Bara Layıkası 296'da bir şeyi yazmak, okumak, anlamak, sonra başka kağıda nakletmektir ki bu tarzda matlup istifadenin temin edileceği muhakkaktır. Bir şey yazmak, okumak, anlamak, sonra başka kağıda nakletmektir ki bu tarzda matlup istifadenin temin edileceği muhakkaktır. Yani söz uçar, yazı kalır. Bir de bir meseleyi en iyi anlamanın yolu başka birisine bu meseleyi anlatmaktır. Şimdi okuyoruz, okuduğumuzu yazsak. Yazdığımızı da tekrar mütalaa edip başka birisine anlatsak, biz o konuyu normal bir defa okuyup geçmeye karşılık en az 10 defa daha fazla istifade anlarız. Daha fazla istifade ederiz, en az 10 katı. Çünkü yazmak birse, okumak birse etkisi dimağda, yazmanın dimağda kalıcılığı en az 10 kat daha fazladır. Bu sebeple istifadelerimizi, anladığımız manaları böyle bir küçük defter tutsak, not alsak, okuduğumuz yerden istifademiz o cihetle daha fazla artacaktır. İnşallah Kur'an'a ait mesaille iştigal bir nevi manevi mütefekkirane Kur'an okumak hükmündedir diyor Barla 332. Kur'an'a ait mesaille iştigal bir nevi manevi mütefekkirane Kur'an okumak hükmündedir. Emirdağ 104'te İçtimai hayatta özellikle bulunan abilerimiz, kardeşlerimiz bizler için söylüyor bunu Emirdağ Layıkası. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde 5-10 dakika dahi olsa Risale'yi okumak veya dinlemek veya yazmak cihetinde bir miktar meşgul olsalar hakiki talebe-i ulumun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi İhlas Risalesi'nde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Yani düşünün ki içtimai hayatta bir iş yaparken veya bir yerde beklerken bir 5-10 dakikalık zaman oluyor. Cebimizde varsa küçük bir risale, küçük sözlerdir, hizmet rehberidir, iman hakikatlarıdır. Hiç olmazsa 5 dakika bile olsa bir yerde sıra beklerken veya boşta kaldığımız zaman okusak veya dinlesek veya yazsak hakiki talebe-i ulumun sevaplarına, şereflerine mazhar olabiliyoruz. Bunun yolu nedir? 5 dakikacık bile olsa Risale-i Nur'la meşgul olabilmek. Yani alemimizi kesretten tecerrüt edip vahdete müteveccih olmak. Kesretten sıyrılıp vahdete yaklaşmak. Vahidiyet içinde ehadiyete yönelmek oluyor. Yani düşünün ki böyle her şey akmış gidiyor tek bir yöne. Siz bunun içinde kitabı açarak 5 dakika, 10 dakika nurlarla müteveccih olduğumuzda bu akıp giden selin içinde şuurlu bir hareketle o selden ayrılıyoruz. Yani bir nevi vahidiyet içinde ehadiyet tecellisi oluyor. Bunun neticesinde kalbimiz, ruhumuz, aklımız bu vahidiyet tecellisinde boğulmuyor. Ha ben varmışım deyip, ben hayattayım deyip bunun şuurunda olduğunu bu şekilde gösterebiliyoruz. Peki nur talebeleri tek bir şeyi gaye edinmiştir diyor tarihçi ayet 163'te. Nur talebeleri tek bir şeyi gaye edinmiştir. İmandan kurtarmak niyetiyle Risale-i Nur okumak ve rızayı ilahi için iman ve İslamiyet'e Risale-i Nur'la hizmet etmek.
Risale-i Nur talebeleri tek bir şeye gaye edilmiştir. İmanlarını kurtarmak niyetiyle Risale-i Nur okumak ve rıza-i ilahi için iman ve İslamiyet'e Risale-i Nur'la hizmet etmek. Demek ki Risale-i Nur okuyucularına bu şuuru veriyor, bu bilinci veriyor, bunu hedef gösteriyor, bunu gayeyi hayal ettiriyor. Ne yaparsan yap, rıza-i ilahi için iman ve İslamiyet'e Risale-i Nur'la hizmet et. Merhum Said Özdemir abi, bir yere gideceğiniz zaman hizmete niyet edin. Ta ki o işiniz, o fiiliniz hizmet hesabına geçsin derdi. Bir yere giderken hizmete niyet edin. Ta ki o işiniz, fiiliniz hizmet hesabına geçsin derdi. Gene tarihçi hayattan Risale-i Nur'u dikkat ve tefekkürle okumak. Nimet uzmasına nail olan biz bir kısım üniversite gençliği bir hüsnü zan veya bir tahmin ile değil, tahkiki ve tetkiki bir surette sarsılmaz ve sarsılmayacak olan ilmel yakin bir kuvvet-i imaniye ile inanıyoruz ki zemin yüzünün bu asra kadar görmediği bir vahşet ve dehşetin sebebi olan dinsizlik ve ilhadı Bediüzzaman ortadan kaldırmaya inayeti hak ile muvaffak olacaktır. İlmel yakin ile bir kuvvet-i imaniye ile inanıyoruz ki zemin yüzünün bu asra kadar görmediği bir vahşet ve dehşetin sebebi olan dinsizlik ve ilhadı Bediüzzaman ortadan kaldırmaya inayet-i hak ile muvaffak olacaktır. Ne ile? Risale-i Nur külliyatıyla. Kur'an'dan ilham olunan Risale-i Nur külliyatıyla bu asrın ve gelecek asrın ilhadına, gafletine, dalaletine ve dinsizliğine karşı Risale-i Nur mukabele edecek. Nur çeşmesinde bir İslam kahramanı ve bu asrın ve istikbalimizin bir hidayet serdarı ve eşine rastlanmayan İslamiyet fedaisi Bediüzzaman eserlerini okumak, dinsizlerin, komünistlerin, imandan bir behrelerin işine elbette gelmez, diyor Nur çeşmesinde. Yani Risale-i Nur'u okumamıza veya insanların doğrudan Risale-i Nur'la tanışmasına kimler mani oluyor? Dinsizler, komünistler. Sebebi de nedir? Bu asrın ve istikbalin bir serdarı olan ve İslamiyet fedaisi olan Bediüzzaman eserlerini okumakla insanları kendi hedeflerinden, kendi hedeflerine hizmet ettiremiyorlar dinsizler, münafıklar, gaflete dalmış olan kimseler. Kendi hedeflerine Risale-i Nur talebelerini hizmet ettiremiyorlar. Neden? Çünkü Risale-i Nur okuyanlarına bir gaye hayal veriyor, bir şuur veriyor. Dolayısıyla bu basiret ve şuurun getirmiş olduğu neticeyle her eseri okumuyor, her söylenen sözü dinlemiyor, her gördüğü şeyi akıl süzgecinden geçilmeden hayatına tatbik etmiyor. Risaleleri okumaya gayret ediyoruz. Risale-i Nur okumaya ehemmiyet veriyoruz diyor Hanımlar Rehberi 158'de. Okumaya gayret ediyoruz ve Risale-i Nur'a ehemmiyet veriyoruz. Daha önce biraz öncelerde söylemiştik. Risale-i Nur anlamanın yollarından bir tanesi de kendimizi Risale-i Nur'a hani muhatap ederek okumak, muhatap kabul ederek okumak demiştik ya. Burada da karşımıza Risale-i Nur okuma gayretinde olmak ve Risale-i Nur'a ehemmiyet vermekten bahsediyor. Yani biz aynı şekilde okuma gayretinde olursak, Risale-i Nur için bir gayret, bir cehd içinde olursak ve Risale-i Nur'a bu şekilde ehemmiyet verirsek, Risale-i Nur'un şahsı manevisi de bize ehemmiyet verecektir. Biz Risale-i Nur'a ve Risale-i Nur'un şahsı manevisine, Risale-i Nur'un düstur ve esaslarına ehemmiyet vermesek, Risale-i Nur'un şahsı manevisi de bize ehemmiyet vermeyecektir. Neticesinde şevkimiz kırılacak. Atalete düşeceğiz, gaflete düşeceğiz, gafletin neticesinde yeise düşeceğiz, yeise düştüğünce de mani ferkemal, yani hiçbir şey olmayacağız. O halde yeise düşmemek,
Sıfırı tüketmemek için ne yapmamız gerekiyor? Gaflete düşmememiz gerekiyor. Risale-i Nur'a layık olduğu makamı, mevkii vererek şahs-ı manevisinin bize müteveccih olabilmesine gayret etmemiz gerekiyor. Tarihçiyat 680'de Kur'an hakikatlerinin müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve ispat eden Risale-i Nur külliyatı, her insan için en mühim mesele olan ben neyim, nereden geliyorum, nereye gideceğim, vazifem nedir, bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar, mahiyet ve hakikatleri nedir gibi suallerin cevabını vazıh ve kat'i bir şekilde, çekici bir üslup ve güzel bir ifadeyle beyan edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor. Yani biz neden Risale-i Nur okuyoruz? Neden dünyanın 60'tan fazla diline Risale-i Nur tercüme edilmiş, bütün külliyat veya irili ufaklı kitaplar şeklinde? Risale-i Nur, insanın aramış olduğu, neyim, nereden geliyorum, neciyim, nereye gidiyorum, burada bulunmamın sebebi nedir gibi suallere güzel, açık ve ikna edici cevaplar vermesiyle ruh ve kalpleri kendisine taraftar ve meclup ediyor. Ruh ve kalpler Risale-i Nur'a meclup olunca, taraftar olunca da Risale-i Nur'un intişarı artıyor ve Risale-i Nur'un intişarının önüne geçilemiyor. Sözler 748'de kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır diyor. Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır diyor. Peki biz buradan ne anlamalıyız bu cümleden? Bizler imani bahisleri okuyarak bu en yüksek hakikate vasıl olmaya ve okuduklarımızın gereğini yaparak da amellerimizin eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Yani sözler, lemalar, mektubat, şualar, bunlar okuyarak biz imanımızı inkişaf ettirmeye çalışıyoruz. Veya arabamızın deposunu imanla dolduruyoruz. Kendimizi o şekilde düşünecek olursak yakıt depomuzu dolduruyoruz imanla. Ve okuduklarımızın gereğini yaparak da amellerimizdeki eksikleri, yani kendi fakrımızı ve noksanımızı görmeye çalışıyoruz. Kendi fakrımızı, noksanımızı gördüğümüzde de bu terakkiyat yolculuğunda, yani imani bahisleri okumada kendi eksiklerimizi görerek kendimizin bu eksiklerini daha fazla gidermeye çalışıyoruz. Yani biz eksikliklerimizin farkına varıyoruz. İmani bahisleri okuyoruz, şuurlanıyoruz. Bu şuurla yaptığımız amellerdeki eksikleri fark ediyoruz. Bu farklarla da o eksiklerimizi kapatarak daha şuurlu bir Müslüman, daha şuurlu bir nur talebesi olmaya çalışıyoruz. Zübeyir abinin şöyle bir latifesi var. Bazı insanlar bir kardeş için, bu kendisi tabi, bazı insanlar bir kardeş için okuya okuya üşütmüş ifadesini kullanmışlar. Zübeyir ağabey de bunlara cevaben şunu söylemiştir. Kardeşim, öyle olsaydı herkesten evvel ben üşütürdüm. Günde 14 saat Risale-i Nur okurdum. Hiçbir şey olmadı. Risale-i Nur insanın muhakeme kabiliyetini açar, akıl, kalp ve ruhunu inkişafa başlar. Yani böyle diyor, okuyor okuyor üşütmüş diyorlar Risale'leri okuyor okuyor. Zübeyir abi de buna böyle bir cevap veriyor. Eğer okuyor okuyor üşütülseydi önce ben üşütürdüm diyor. Günde 14 saat Risale-i Nur'la meşgul oluyorum diyor. Ve Risale-i Nur insanın muhakeme kabiliyetini açar, akıl, kalp ve ruh inkişafa başlar diyor. Ya bir saate yaklaştık, hatta bir saat oluyor. Son olarak şuralarda okuyayım, bitireyim inşallah. Sözler 749. Asrımızın fehmine uygun ve ikna edici bir tarzda ders veren ve yarım asra yakındır büyük bir itimat ve emniyete mazhar olmakla en muteber dini bir eser olan Risale-i Nur külliyatını intihap ettik. Şimdi bu asrımızın fehmini derken, bu asrımızın özelliği nedir? Pozitivist bir asır olması, sorgulayıcı bir asır olması, felsefi nazarlarla hayata bakmak,
Böyle boğazın böyle bir özelliği var. Durum böyle olunca da karşımıza nefsin, aklın tereddütlerini, vesveselerini, evhamlarını mitralyöz gibi vurup imha eden Risale-i Nur külliyatı karşımıza çıkıyor. Risale-i Nur külliyatı bir mitralyöz gibi, yani bir talamalı tüfek gibi bu şüpheleri ve vesveseleri, evhamları kökünden kırarak karşımıza çıkmasıyla bu asrın en mükemmel bir serdarı, sertacı Seddi Zülkarneyn oluyor. Bu asırda din ve İslamiyet düşmanları evvela iman esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planını programlarının birinci maddesine koymuşlardır. Din ve İslamiyet düşmanları evvela iman esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planlarını programlarının birinci maddesine koymuşlardır. Hususan bu 25 sene içinde, Üstad'ın yazıldığı zaman da 25 sene idi. Şimdi biz bunu bir asır olarak düşünecek olursak, hususan bu son asırda, tarihte görülmemiş bir halde, münafıkane ve çeşit çeşit maskeler altında imanın erkanına yapılan suikastler pek dehşetli olmuştur. Çok yıkıcı şekiller tatbik edilmiştir. Mesela bu saldırı taktiği gerçekten tesirlidir. Önce zayıflar kullanılabildiği, yani önce zayıflatılıyor, iman zayıflatılıyor. İnsanlar ve manevi kavramlar istismar ediliyor. Kavramların içi boşaltılıyor. Daha sonra da bunun neticesinde şuursuzlaşan insanlar altın vuruşla, yani tamamıyla dinden koparılmak için yapılan hücumlarla tarumar ediliyor. Suret halktan görünerek insanlar dinden uzaklaştırılıyor. Suret halktan görünen insanlarla veya suret halktan görünen tabirlerle çeşit çeşit saldırılar yapılarak insanlar bu şekilde çeşitli maskelerle İslamiyet'ten, özellikle de Risale-i Nur dairesinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Halbuki gene sözlerine devam ediyorum. İmanın rükünlerinden birisinde hasıl olacak bir şüphe veya inkar, dinin teferruatında yapılan lakaytlıktan pek çok defa daha felaketli ve daha zararlıdır. Çünkü iman rükününde yapılacak olan, yani temel sarsılıyor. Temel sarsıldığı için sen bir binayı ne kadar boyarsan boya, ne kadar süslemeye çalışırsan süsle, herhangi bir ifade etmeyecektir. Neden? Çünkü lakaytlıkla, şüphelerle, inkarlarla insanın iman temeli sallanıyor. Bunun neticesinde de çok felaketli ve zararlı haller karşımıza çıkıyor. Evet, lakaytlık bir bela, bir musibetken, bunun, yani lakaytlığın neticelerinden birisi olabilecek şüphe veya inkar, insanın mana ve ahiret hayatında ciddi yıkıcı felaketlere de sebep olmaktadır. Bunun içindeki şimdi en mühim iş, taklidi imanı tahkiki imana çevirerek, bu da nasıl? Risale-i Nur'u dikkat, tefekkür, teenni ve devamlı bir surette okuyarak Nur talebesi için imanı kuvvetlendirmektir. İmanı takviye etmektir. İmanı kurtarmaktır. Her şeyden ziyade iman esasatıyla meşgul olmak kat'i bir zaruret ve mübrem bir ihtiyaç, hatta mecburiyet haline gelmiştir. Bu Türkiye'de böyle olduğu gibi umum İslam dünyasında da böyledir. Son olarak yine Zübeyir abiden bir nakil getirmek istiyorum. Zübeyir abi bu meselede nefsin desiselerini açıklayan eserleri sık sık kendinize hitap ederek okumak bu hastalığın yegane deva ve dermanıdır diyor. Nefsin desiselerini açıklayan eserleri sık sık kendinize hitap ederek okumak bu hastalığın yegane deva ve dermanıdır. Başkalarını ıslah için evvela kendimizi ıslah etmek icap eder demektedir.
taklitten tahkike çıkmak için ıslah-ı nefs ve imanı kurtarmak gereklidir diyor. Son olarak da şu alardan bir dua okuyarak inşallah bu dersimizi hitam erdirelim. Amin. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavat vel aradın. Ya Halık'ı ve Ya Halık'ı külli şey. Gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyata tesir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle ve matlubumuzu bize musahhar kıl. Kur'an'a ve iman hizmet için kalplerimizi Risale-i Nur'a musahhar yap ve bize ve ihvanımıza iman-ı kamil ve hüsnü hatime ver. Hazreti Musa aleyhisselama denizi ve Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davut aleyhisselama dağı demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cinni ve insi ve Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselama şems ve kamer tesir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalplerimizi ve akıllarımızı musahhar kıl ve bizi ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennetül firdevs'te mesut kıl. Amin, amin, amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimin hakim ve ahuru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Tamam, salavatı.